Kutsal Paskalya ayinleri bu yıl Hatay'daki kiliselerde görkemli görüntülerden uzak kaldı. Koronavirüs tedbirleri ve bunun yanında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bayram ayinlerinin cemaate ulaşması için teknolojiden yararlanıldı. Hatay'daki Ortodoks cemaati tarafından İsa Mesih'in ölümden dirilişini simgeleyen ve her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Paskalya Bayramı, bu yıl koronavirüs tedbirleri ve bunun yanında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerde kutlandı. Kutsal Paskalya ayinleri ise pazar gününün ilk saatlerinde sadece pederlerin, zangoçların ve kilise yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu yılki kutlamalar görkemli görüntülerden uzak kaldı. Bu bayramda teknolojinin nimetlerinden faydalanılırken, kiliselerde gerçekleştirilen ayinler sosyal medya hesaplarından online olarak canlı yayınlandı. Özellikle Hatay'da yaşayan Ortodoks vatandaşlar birbirlerinin bayramlarını da telefonlarda, sesli veya görüntülü aramayla ve sosyal medya mesajlarıyla kutladı. Kutsal Paskalya ayinleri Hatay'da Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi, Samandağ Aziz İlyas Rum Ortodoks Kilisesi ve Altınözü Sarılar Aziz Georges Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayrı ayrı gerçekleştirildi. Öte yandan Antakya Ortodoks Kilisesi vakıf yöneticileri ve kilise pederleri ise Paskalya Bayramı nedeniyle cemaat üyelerine bir mesaj yayınladılar. Kilise yöneticileri ile pederler yayınladıkları mesajda, kutladığımız en büyük bayramımız olan Paskalya Bayramı bizler için kurtuluş müjdesinin somut halidir. İsa Mesih yaşamı ve dirilişiyle bizlere Tanrı'nın yolundan gidenler için asla bir son bulunmadığını, kurtuluşun her daim yanı başımızda olduğunu müjdelemektedir. İsa Mesih'in ölümü ölümle yenip dirilmesi gibi bizler de sevginin gücüyle yenilenerek uyanalım ve insanlığın selameti için iyiliği ve güzelliği dünyaya yayalım ifadelerine yer verdiler.